Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Bugün şuna bakacağız. Genelde dosyalarımızı biz, silinen dosyaları kurtarmaya çalışırız. Fakat bunun tam tersi durumlarda olabilir. Yani bir dosyayı sildikten sonra onu kalıcı anlamda silmek isteriz. Şimdi ne demek istiyorum onu açıklayayım. Şimdi gördüğünüz gibi geri dönüşüm kutusu dolu. Bunu boşaltmak istiyorum ve sildim. Şimdi biz bunu bu şekilde sildiğimizde arkadaşlar sildiğimizi zannediyoruz. Fakat Windows ve birçok işletim sistemi aslında bunu hard diskte veya SSD'de küçük bir miktarını tutuyor. Zaten bu şekilde dosyaların kurtarılması mümkün oluyor. Yani aslında biz silindiğini zannediyoruz ama tam olarak silinmiyor dosyalar. Diyelim ki böyle bir durum var. Silmek istiyoruz yani kurtulmak istiyoruz o şeyden her neyse. Buradan sildik fakat içimiz rahat etmedi. Tamamen kalıcı olarak her şeyi silmek istiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun için bir yol var arkadaşlar. Bunun için öncelikle CMD diyelim. Evet. Şuradan yönetici olarak çalıştıralım. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Çok basit bir komut yazacağız buraya. Ben bunu açıklamalara yazacağım. Cipher boşluk slash w iki nokta üst üste. Şimdi bu iki nokta üst üsteden sonra arkadaşlar şöyle açıklayayım. Şimdi benim bilgisayarımda sadece C var. Ben bölümlendirmedim arkadaşlar. Yani bir D, bir E yok. Direkt C var. Eğer ki D olsaydı veya E olsaydı ben buraya hangisini silmek istiyorsam onu yazacaktım. Şu an sadece C olduğu için buraya C yazacağım. Diyelim ki flash bellek taktık arkadaşlar veya bir harici hard disk taktık. Bunu da aynı şekilde bunun içindeki verileri de kalıcı olarak silebiliriz. Harfini yazarak şuradaki parantez içindeki. Ben şimdi C'yi gösteriyorum. Burada ben şöyle gelelim ve buraya C yazalım. Şöyle büyük harfle. Ve arkadaşlar bunu yaptıktan sonra Enter'a bastığım anda tabii basmayacağım. Nedenini de şimdi açıklayacağım size. Şimdi Enter'a bastığım anda şöyle bir işlem başlatıyor bu komut. Bu komut geri alınamaz şekilde bütün bilgisayarımızda var olan bu küçük dosya parçalarını yani bizim sildiğimizi düşündüğümüz ama aslında silinmeyen küçük bir miktarı kalan ve bu şekilde de kurtarılabilen çeşitli programlarla bu dosyaları kalıcı olarak siliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bir hayli uzun. Birkaç gün önce bu işlemi yaptım. Gece 3'tü başladığımda. Ben bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyordum. Bittiği saat söyleyeyim size. Sabah 7.30 gibi bitti arkadaşlar. Dolayısıyla yani bir 3.5-4 saat hatta daha fazla bir zaman diliminden bahsediyoruz. Şimdi ben Enter'a basarsam başlayacak ve kapatmakta sakıncalı arkadaşlar. Çünkü hard disk üzerinde işlem yapıyor. Dolayısıyla Enter'a basmayacağım. Siz herhangi bir işiniz yokken, zamanınız varken bu işlemi yapın. Dediğim gibi 3-4 saat sürüyor. Yani bilgisayardan bilgisayara değişebilir ama bende bu kadar sürdü. Sizde de minimum 2 saat, 2,5 saatin altında süreceğini sanmıyorum. Çünkü biraz araştırırsanız bu komutun yaptığı işlemin oldukça uzun sürdüğünü görebilirsiniz arkadaşlar. Çalışma mantığı da şu. O boş ve işte dosyaların olduğu, silinmeyen dosyaların olduğu sektörler var hard diskimizde veya SSD'mizde. O sektörlere tekrardan arkadaşlar üstüne yazıyor. Herhangi bir şey. Artık ne yazdığını ben de bilmiyorum. Üstüne yazma işlemi yapıyor. Önce yazıyor arkadaşlar. Burada writing yazıyor o yüzden. Bu şekilde doluyor. Daha sonra aşağıya geçiyor. Bir writing yani yazma işlemi daha yapıyor. En sonunda silme işlemi yapıyor. Yani üstüne yazdıktan sonra ancak silme işlemine geçiyor. Bu yüzden uzun sürüyor arkadaşlar. Ben o yüzden de basmıyorum şimdi. Dediğim gibi bu işlem daha önce bilgisayarınızda sildiğiniz veya sildiğinizi düşündüğünüz her ne varsa fotoğraf, resim, dosya, program, oyun, dosyaları her şey olabilir. Bilgisayara yüklediğiniz ve sildiğiniz her şey bu komutu yazıp kendi silmek istediğiniz sürücünün yani
C mi D mi siz karar vereceksiniz ona. Enter'a bastığınız an dediğim gibi çok uzun bir süre çalışacak ve bilgisayarı kapatmayacaksınız. Bu işlemi yaparken asla kapatmayın. Hard disk'e zarar verebilir. Şimdiden söyleyeyim. Anlatacaklarım bu kadardı. Silme işlemini bu komut yapıyor. Çok uzun sürdüğü için ve kapatamayacağım için de basmıyorum arkadaşlar. Umarım video işinize yarar ve faydalı olmuştur. Konuyla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa videonun altında yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Komutu da açıklamalara yazıyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.